Hafız Hacer'in Bulugul Meram eserinden okumaya devam ediyoruz. Temizlik kitabı 24 nolu hadis. An Ebi Salebe el Haşani radıyallahu anh'tan Gale dedi ki Gultu dedim ki ya Resulullah İnna bi ardı kavmi ehli kitap. Biz ehli kitabın kavminin yaşadığı bir yerdeyiz. Efenekulu fi aniyetihim. Onların kaplarından yiyebilir miyiz? Onların kaplarından yemek yiyebilir miyiz? Gale dedi ki, La tekkulu fiha. Onlarda yani o kaplarda yemeyin. İlla ancak şu hariç, en tecidu en la tecidu gayrıha. Ondan başka kap bulamamışsanız o hariç. Demek ki müstesna. Faksülü eğer o kaplardan yemek zorundaysanız onları yıkayın. Ve kulu fiha ve ondan yiyin. Muttefekun aleyh yani Buhari ve Müslim'de yer almıştır. Sevgili dostlar, ehli kitabın bu kaplarını başka bir kap bulamadığınız zaman yiyin ve yiyeceğiniz zaman da onları yıkayın kelimesi neden söylenmiştir? Onların domuz eti ve şarap yemeleri gibi yani pis şeyleri kaplarında kullanma durumu olduğundan mı? Ondan sonra onların kafir olup rutubetlerinin yani işte terlerinin şeylerinin pis olmasından mı deyince böyle bir iddia olanlar olsa da müşrikler ancak necistir şeyleri olsa da büyük çoğunluk Hanefi, Şafi ve birçok alime göre ise onların terlerinin işte rutubetlerinin yediği işte bardağı yemeği yediği şeyin pis değil temiz olduğu sonucu gelmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bizlere ve taamul lezine utul kitabe uhille lekum ve taamukum uhille lehum. O ehli kitap verilenlerin yemekleri size, sizinkiler de onlara helal kılınmıştır demiştir Maide suresinde Yüce Allah Teala. Dolayısıyla onların bizzat kendilerinin pis olarak olduğu için tabaklarından yenmez şeyi bu şeye ayet-i kerimeden dolayı onların yemekleri bize helalken kapları niye haram olsun diye düşündüğümüzde onların o tabaklarda domuz ve şarap gibi pis şeyleri yeme ihtimaline karşı yıkamayı, kapları yıkamayı bize buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir seferde Ebu Davud'daki hadiste Cabir radıyallahu bir seferde gaza ettiği sırada müşriklerin yemek ve su kaplarından yiyip içiyorduk diye Cabir'den gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize ayıp saymıyordu hadisi. Yine Ebu Davud'da biz ehli kitaba komşu yaşıyoruz. Aynı bu hadisin kayıtlı bir hali var Ebu Davud'da. Onlar çömleklerinde domuz pislikleri ve kaplarında şarap içiyorlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başkasını bulursanız onlardan içmeyin buyurmuştur. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulamadı, çaresiz kalırsanız neden? Bu rivayette belli ki domuz eti yemeleri kaplarda ve şarap bulundurmaları bu şeyin yasağın belirtisidir. Yani sebep olarak sayılmıştır. Dolayısıyla buradaki yasak haramlık değil, kerahat belirtir şeklinde de düşünülebilir. Şimdi sevgili dostlar, buradan da anlıyoruz ki ehli kitabın kaplarında başka bir kap bulamıyorsak onlardan yiyip içebiliriz büyük çoğunluğa göre ve bunu da yıkayarak yiyip içmemizde fayda var. Ama domuz kendisi pis olduğundan, şarap da pis olduğundan buradaki kapları yıkama sebebimiz şarap ve domuz kullanma olmasıdır. Allahu alem.